Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kedi balığının ilk öncelikli olarak yerini değiştireceğiz. Sonra güneş balığının yerini değiştireceğiz. Sonrasında yine pirinç balıklarının da yerini değiştireceğiz. Bugün hep taşıma işlerim var. İlk olarak acilinden başlayacağım kedi balığından arkadaşlar. Şöyle göstereyim, siz yokken ben bu üstteki akvaryumu ve şu alttaki iki akvaryumu kurdum. Sularını falan hallettim. Hepsi dinlenmiş, kurulmuş, su filtrelerini falan taktım. İşlerine bakın, birer tane de Japon attım. Bizim tek kuyruklar var arkadaşlar burada. Tek kuyruk red cap bunlar. Aslanbaş diye tabir ettiğimiz balıklar var. Onlar bu taraftaydı. Ben buradan aldım hepsini, birer tane attım. Aradan 2-3 gün geçti. Salyangoz niyetine artık Japonları kullandım. Hiç alıştırmadan falan attım içine. Elinde çok yavru olunca arkadaşlar böyle oluyor. Japonlar zaten dayanıklı balıklar olduğu için bu suda dinlenmiş temiz bir su. O yüzden çok sıkıntı çıkmıyor arkadaşlar. Çok rahatlıkla temiz sularda yaşayabiliyor Japon balıkları. Bakteri kültürünün müthiş oturmasına gerek yok. Bayağı da enerjikler yani, güzeller. Şimdi arkadaşlar bakın size şuradan bizim canavarı da göstereyim. Biliyorsunuz ki bu oranda da saldırmaya başlamıştı. Ben bunu kovaya ayırdım. Aradan şöyle bir gün, iki gün geçti. Acilinden hani akvaryumlar dedim, bir iki gün otursun Japonlarla da kedi balığını direkt atmayalım. Ama bu da çok arkadaşlar narin bir balık değil bildiğim kadarıyla su konusunda. Su zaten dinlenmiş su. Yaklaşık 2-3 haftada dinlenmiş bir su olduğu için filtrede çalışıyor kiminde. O yüzden çok sorun çıkmayacaktır. Bu 6-2 akvaryum arkadaşlar. Birine güneş balığını alacağım. Birine cennet gromileri alacağım büyük ihtimalle. Gromiler de kovada kaldı. Onları akvaryumdan attık çünkü geçen gün. Bu akvaryumda su kaçırıyordu. Artık kaçırmıyor. Nasıl oldu bilmiyorum. Tamir ettim. Bir şeyler oldu. Bir şeyler yaptık. Nedense şu an kaçırmıyor. Birkaç bir şeyini değiştirdim. Kaçırmamaya başladı. Bir haftadan beri de bekliyorum hani. Hiçbir sorun olmadı. Şöyle bakın. Filtresi de güzel gene çalışıyor. Şeyin. Kedi balığını bu tarafa atacağım. Bu tarafa da pirinç balıklarını koyacağım. Üstünü de şöyle kapattım arkadaşlar geçici bir süre. Kedi balığı biraz zıplıyor. Şimdi suyu biraz daha fulleyeceğim çünkü. Aşılayınca biraz su azalacaktır. Ne olur ne olmaz. Zıplamasın diye kapattım şimdi geçici. Üzerine bunun ileride ölçüsüne göre cam yaptırabilirim. Aynı şekilde güneş balığını da üzerine kapatacağım. Alt tarafı ama straforla kapatabilirim üzerine. Ya da yine şeffaf bir şey bulursa, ışık açtığımız zaman size güzel gözükür. O yüzden şeffaf bir cam falan yine oraya kestirip bulacağız artık. Şimdi arkadaşlar ben kedi balığını aşılayayım, sonra tekrardan devam edelim. Size göstereyim son kez şöyle. Kıpır kıpır yüzüyor arkadaşlar. Yeni akvaryumuna geçsin. Her şeyi de söyleyeyim arkadaşlar. Şimdilik burası onun için yeterli. Burası 52-53 santim genişliğinde bir akvaryum. Yaklaşık 50 litre falan. Bu akvaryumun tamamı 100 litre zaten, 50-50. Zaten büyüdüğünde ben onu farklı bir yere alacağım. Şöyle aradan 1-2 ay geçtikten sonra şimdilik koyuyorum. Bilginiz olsun, hani aklına takılan olur. Bu balık bayağı bir büyüyor. Buraya niye koydun, küçük akvaryum falan diye. Hani öyle soracak sorulara şimdiden cevap vereyim. Ben bunu aşılayayım, tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi aşıladım. Yakalayalım bir akvaryuma koyalım bakalım. Bu arada çok hareketli bir balık arkadaşlar. Yakalarken de zorluk çekiyorum. Şu an kova yuvarlak olduğu için zorluk çekiyoruz da koyular gibi çok şey yani arkadaşlar. Atik bir balık. Bayağı bir atik hatta. Tabi biraz da küçük olduğu için herhalde daha fazla diyebiliriz. Şöyle koyalım arkadaşlar bakalım yeni yerine. Kendisi çıkmıyor. Ben de zorlamıyorum arkadaşlar. Siz seyredin diye. Yoksa önde boşluk var. Arkaya doğru gidiyor ama o. Görünüş olarak bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Hani baktım şöyle vücudunda falan bir sıkıntı var mı diye de. Şimdi o büyük ihtimalle arkaya doğru gider. Oradaki boşluğu görürse oraya doğru gidecektir. Şöyle size bir 20-30 saniye göstereyim arkadaşlar. Artık biraz büyüyene kadar burada duracak arkadaşlar. Ondan sonrasında az önce dediğim gibi
bakacağız diğer akvaryumlara. Büyük akvaryuma falan atarız yani onu. Bakın dediğim gibi oraya girdi arkadaşlar. Orada kıyıda köşede takılacak. Evet, sırada pirinç balıkları veya güneş balıkları var arkadaşlar. Bakalım ikisinden birini alacağım. Alırken tekrardan evet, görüşürüz. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Şöyle çatıya bir geçiş yaptım. Küçükten bir oranları göstereyim size dedim. Ben de baktım ne var ne yok diye de. Köşelere maşelere girmişler. Yemmem arıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar, takılıyorlar. Havuzunda bir temizliğe ihtiyacı var. Yakında havuzda da bir temizlik yapacağım ama ne zaman olur bilmiyorum. Suyunu falan geçen gün bir azalttım. Birkaç işlem yaptım. Birkaç gün içinde temizlikle yaparım ona. Belki onu da çekerim videoya ama havuz temizliğine çok gerek yok sanırsam. Şimdi arkadaşlar asıl işimiz güneş balığı. Bakın bu akvaryum biliyorsunuz aşağı boşaltmıştık. Mersin balıkları vardı. Aşağı almıştım. Suyunu falan indirmiştim. Zaten az bir suyu kalmıştı. Havuz patlak falan çıkmıştı. Olaylar olmuştu. O su böyle kaldı. Ben de güneş balığı aşağıda orandalara zarar verir diye. Bakın orada bize bakıyor şu anda. Güneş balığı orandalara zarar verir diye tekrardan buraya koydum. Şimdi güneş balığını aşağı akvaryuma hazırladığımız akvaryumlara indireceğiz. Bir yakalayayım arkadaşlar. Kovada size gösteririm. Sonra aşağı inelim. Böyle güneş balığını yakalım arkadaşlar. Zaten gözleri fırıl fırıl bakıyor. Rengi mengi iyice bir soldu arkadaşlar. Çekindi. Elime alsam bilmiyorum. Bir tepki verir mi? Şöyle yandan size göstereyim arkadaşlar. Rahat durmuyor zaten. Bakın. Çok güzel rengi var. Ben çok sevdim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu yani. Kafası da bakın alın tarafı iyi bakarsanız gibi orası şişmeye başladı. Şöyle göstereyim size. Bakın orası da şişmeye başladı. Sanırsam bu erkek arkadaşlar. Erkek oluyor. Bunu aşağı indirelim arkadaşlar. Tekrardan aşağıda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi şöyle yeni akvaryumları bir daha göstereyim size. Kedi balığını falan koymuştuk. Onu da küçük bir göstereyim size. Bayağı bir alıştı aradan. Bir iki gün geçti hatta. Bayağı bir kıpır kıpır. Sıkıntı yok. Akvaryumda bayağı kirletmeye başlamış. Karnı da bakın tok, şöyle şiş. Zaten gözüküyor. Buraya daha koymadım henüz bir şey. Koyacağız onları. Şu pirinç balıklarını koyacağız demiştim. Şimdi gelelim arkadaşlar. Güneş balığımıza. Güneş balığı biraz rengini çekti arkadaşlar. Bu balıkta ben şunu fark ettim. Yukarıda da birkaç böyle stres yaptırınca, oynayınca balık rengini kaybediyor. Garip bir özelliği var. Balık rengini kaybediyor yani. Ben de şaşırmıştım ilk gördüğümde. Genelde zaten balıkların özelliği o tarz olur. Biliyorsunuz zaten. Stres altında rengini kaybederler. Bu da şu an bayağı bir stres yaptı. Biraz rengini kaybediyor. Yukarıda ben size göstermiştim. Şimdi bakın onun akvaryumunu da göstereyim. Bu tarafa koyacağım. Burası küçük arkadaşlar. 50 santim bir akvaryum. Zaten biliyorsunuz. Ölçülerimi söyledim. Bu güneş balığı için küçük. Ama bu da yine kedi balığı gibi geçici bir süre. Bir ay, iki ay. Ondan sonra büyük akvaryum alacağım. Bu tarz ciklet falan besliyorsanız böyle küçük akvaryumlar arkadaşlar koymayın. Bu bir tane olmasına rağmen. Zaten cikleti genelde toplu besliyorlar. Böyle beşli, onlu, gruplu. Bazen küçük akvaryumu koyanlar oluyor veya soranlar oluyor. Buradan onları da söyleyeyim. Koymayın arkadaşlar. Gerek yok. Çünkü ciklet balıkları için yetersiz bir hacim. Bu balık avuç büyüklüğünde oluyor. Yani 15-20 cm'e kadar çok rahatlıkla büyüyen bir balık. Kedi balığı biraz büyüyünce bunu kedi balığıyla beraber koyacağım. İkisi de sanırsam birbirine bir şey yapamaz zaten. Bunun o kadar onu yutacak kadar ağzı yok. Onun da bunu yutacak kadar ağzı yok. Bir süre alışırlar ama kedi balığı tabii çok büyüdükten sonra o sırada bu da büyür tahminimce. Yine yutamaz yani, öyle düşünüyorum. Bakalım. Ben şimdi arkadaşlar bunu bir yakalayayım. Yine akvaryumuna bir koyalım bakalım. Şöyle bakın arkadaşlar, pembe oldu rengi gördüğünüz gibi. Böyle pulsuza döndü. Şöyle göstereyim size. Bakın yukarıdaki renginden eser yok. Tamam, sakin ol. Koyacağım seni akvaryumuna. Bakın arkadaşlar rengi bembeyaz oldu. Yukarıdaki balık nerede? Şimdiki balık nerede arkadaşlar? Hiçbir renk mi kalmadı hayvanda. Bakın yanında bir Japon balığı var. Şu an onu gördü. Evet, o tarafa doğru gitmeye çalıştı arkadaşlar sanırsam. Zaten büyük ihtimalle Japon ağzı geniş arkadaşlar bu arada. Bir ciklete göre bilmiyorum, tam da çok ciklet beslemedim ama eskiden beslemiştim. Bir ciklete göre ağzı biraz geniş geldi bana arkadaşlar. Yani boyutuna göre, daha doğrusu öyle diyeyim size. Sanırsam Japonları falan çok rahatlıkla yutabilir gibime geliyor. Yavru Japonlardan bazen ölenler oluyor. Denerim veririm belki sizde. Hatta şunu söyleyeyim size.
Un kurtlarım var arkadaşlar, benim un kurdu kültürüm. Benim kuşlara kullanıyordum. Ara ara bu kedi balığına da attım ben bir kere. Videoya çekmedim. Buna da attım. İkisi de yedi arkadaşlar. Bir ara sizde onu da canlı yem videosu yaparız. Durum böyle arkadaşlar. Şimdi diğer akvaryumları dolduracağım. Onları doldururken yani balık ekleyeceğim bununla şuna. Onlara balık eklerken evet, tekrardan arkadaşlar. Tekrardan merhabalar diyelim. Şimdi sıra gramilerde. Gramileri iki kovaya almıştık. İkisi de kovada. Şimdi göstereyim hemen size. Bu gramiler normalde arkadaşlar tek yaşıyor. Ya şöyle diyeyim. Tek yaşıyor derken karma büyük bir akvaryumda çok sorun olmaz. Sadece bölgesine yaklaşan balıkları döver. Tecrübe ettiğimden biliyorum. Orandaları falan çok rahatlıkla dövüyor. Kendinden büyük büyük hiç acımaz yani. Çok rahat döver. Sadece kendi bölgesine yaklaşmasın. Kendi bölgesine yaklaşırsa o zaman döver. Onun dışında çok gidip de akvaryum durduk yerde herkesi kovalayıp kovalayıp saldırmıyor. Sadece belirlediği tarafa yaklaşanlara saldırıyor dediğim gibi. Şimdi iki gramiyi buraya koyacağım. Şu rafiyeyi da koydum. Birkaç bir şey daha koyacağım rafiye falan. Kavga ederlerse birbirlerinden saklansın diye. Eğer büyük bir bitkili akvaryumunuz varsa zaten çok sorun olmayacaktır. Tabii diğer balıklar da inatla onun bölgesine girmediği sürece sorun olmayacaktır. Ama çok barışçıl bir balık olduğunu söyleyemem. Agresif bir balık. Özellikle böyle boş bir akvaryumda 2-3 taneyi 4-5-6 taneyi bir araya koyarsanız özellikle böyle yaz mevsimi çiftleşme dönemleri diyeyim daha fazla birbirine saldırma eğilimleri oluyor. Kışın falan soğuk oldu mu durgunlaşıyorlar zaten. Çok sorun olmuyor ama yazın aşırı saldırgan tutumlu oluyorlar. Bakın güneş balığı biraz rengi oturdu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Gel bakayım gel, yem vereceğim sana. Yem vermeye falan da biraz toparladı. Geliyor arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Şimdi güneş balıklarını şöyle güneş diyorum. Kepçem şurada arkadaşlar. Dün burada biraz işlem yaptım. Buramileri şöyle yakalayayım arkadaşlar sizle beraber. Gel bakayım. Bu diğerinin oğlu. Resimden rengi bembeyaz kesilmiş arkadaşlar. Büyük ihtimalle kovada biraz stres yapmış. Size de şunu yakalayayım hemen. Bu da babası arkadaşlar. Bu benim baba. Bayağıdır bende yani 2 yılı çok rahat geçtik bununla. Rahat 10 santimin üzerinde de büyüklüğü var. Bak o da beyaz kesilmiş arkadaşlar. Kovada çok stres yapmışlar. Renkleri böyle bembeyaz olmuyor normalde. Kovada bayağı bir stres yapmışlar. Onu anladım burada. Hatta değişik değişik hareketler yapma kendine gel. Ha burada Japon'u unutmuşuz. Bu Japon'u unutursak mideye indirirler arkadaşlar. Şimdi o Japon'u da yakalayayım ben. Japon'u da arkadaşlar şuraya atayım. Bu tek kuyruk Japon'du zaten. Niye gitmedin lan, gitsene. İşlem tamam arkadaşlar. Tüm balıkları yerlerine koydum. Sizinle beraber küçük de bir yemleme yapalım. Ondan sonra videoyu arkadaşlar, bitirelim. Yemleme yapacaktım ama vazgeçtim. Şöyle size kedi balığını ve diğer balıkları küçük bir gösterip ondan sonra videoyu bitireyim. Kedi balığı aç şu an. Balıklar aç. Hepsi hareketli zaten. Yem bekliyor. Bakın hepsi nasıl fıkır fıkır buraya gelecekler. Görüyorsunuz. Burası arkadaşlar hemen hemen en büyük orandaların olduğu yer. Şimdi denk gelmişken yine onu da söyleyeyim. Bu ve birkaç akvaryum arkadaşlar sahiplendiriyorum. Hani genel olarak gelen olursa veya isteyen olursa sağdan solda birkaç yerde ilanım var arkadaşlar. Gelen olursa veriyorum. Burada da yazanlar oluyor satıyor musun falan diye. Hani isteyen olursa yardımcı olabilirim. Diğerleri zaten birçoğu kendime ayırdım. Ama tabi buralardan falan da var yani yine duruma göre bakılır. Mesela şu çok güzel kafa yapmış. Bunu mesela ayırmak lazım kendimize. Formu da vücudu şekli de güzele benziyor. Durum böyle arkadaşlar, bakın bunlar da limon kafa. Limonlar da çıktı. Yavaş yavaş kendini belli etmeye başlıyor. Bakın bu da limon olmuş. Bu da çok güzel kafa yapmış. Hemen hemen balıkların kalitesi çok güzel arkadaşlar. Ben memnun kaldım yani. Sadece biraz yavaş büyüttüm. Ama şimdi biraz hız vereceğim. Biraz daha hızlı büyüteceğim. Şöyle kışa kadar. Koyları da biliyorsunuz zaten havuz almıştık. Küçük koylar kaldı burada da. Pirinç balıkları da burada arkadaşlar. Bunları alacağım. Oraya da. Şöyle üstten size göstereyim. Onlar da yem bekliyor hepsi arkadaşlar. Bir de karideslere son küçük bir değineyim. Arkadaşlar çoğu hamile ve inanılmaz kalabalık oldular. Biraz yosun onun için kusura bakmayın. Her yer karides oldu. Şöyle atlar falan var ya. Yani 10 tane karides almıştım. Şu an çok rahat elinin üzerinde karides var ve
Şöyle küçük küçük canlılar üredi. Bakın pire gibi hareket ediyorlar. Şurası, şimdi odakladım. Ne olduklarını bilmiyorum ama araştırırsam bulurum. Bir zararı var mı onu da bilmiyorum arkadaşlar. Ne oldukları hakkında fikrim de yok. Şimdi buradaki bitkileri ve şeyleri taşısam başka bir akvaryuma. Bu küçük şeyler yine orada çoğalır mı bilmiyorum. O yüzden bunları şimdi taşımak da riskli. Akvaryum artık küçük gelmeye başladı. Bunları biraz daha büyük bir akvaryum alıp oraya mı karides akvaryumu kursam? Ne olsam bilmiyorum, ne yapsam bilmiyorum. Zaten bunlar kışın soğukta kalmaya da bilir, ölebilirler. O yüzden sıcak bir yere de alabilirim bunları. Yani durumlar karışık. Bir soğuk gelsin bakalım duruma göre. Bunların yerini değiştirebiliriz ya da yeni bir bitkili akvaryum bunları kurabiliriz. Duruma göre bakacağım yani. Ben camını da silip size detaylı göstereyim yine karides akvaryumunu. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Burada da cilovatozlar var. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese keyifli hobiler dilerim.